Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Evet, ons altın ve gram altın değerlendirmemizi de yapalım. Evet, ons altında şu an itibariyle sevindirici olan bir yükseliş kanalının oluşması arkadaşlar. Bu yükseliş kanalımız alt seviyesi 1490 seviyesinden geçmekte. Yani 1490 altına inişler olmadığı müddetçe ons altında yukarıda 1534 ve 1500 81 seviyesi önemli. Takipte kalacağımız seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu yükseliş kanalı aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıya doğru bu rakamları ons altında takipte kalacağız. Evet, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ons altına bu yükseliş buradaki 1450 desteğinden yukarı doğru hareketler tepe şeklinde 4 saatliklerde gelişmekte. Bu da ons altında bir yukarı yönlü sinyal olarak bize gelmekte. 1465 ve 1490 tepesi şeklinde. Bugün itibariyle de evet arkadaşlar 1490 altına inilmedikçe ons altında 1560 seviyesi yakında takip edilecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. 1560'da yukarı doğru geçilirse arkadaşlar ons'ta tekrardan 1600'lü seviyelere doğru yükselişler görmemiz mümkün olacak. Tabii şuradaki oluşum bizim için önemli. Bu 1538 1480 aralığında, yani 1538 buraya bir 50 dolar eklesek 1540 desek 1590. Evet, ons altında da 1600'lü seviyelere doğru arkadaşlar, yani 1581 1590 aralığına doğru 1490 seviyesi altına inilmedikçe yukarı yönlü yükselişler görmemiz mümkün. Bu hareket de bize bunu ispatlamakta. Evet, şuradaki 1534 ve üstünde 1590 seviyesi, ons altında 1490 altına inilmedikçe buradaki yükseliş trendi takibimizde olacak arkadaşlar. Ons altında 1490 altına inilmedikçe pozisyonlar korunmalı diye düşünüyorum. Şimdilik bunları yakından takip edeceğiz. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir? Gram altında da gene arkadaşlar ons altına paralel olarak eğer dolar TL de destek verirse arkadaşlar gördüğünüz gibi gram altında da burada bir yükseliş kanalımız oluştu. Tepelerimiz 300 tepesi artı 305 tepesi ve şu an itibariyle 309 tepesi olarak gözükmekte. Gram altında da arkadaşlar ilk hedefimiz 322'li seviyeler olabilir. O yüzden 322'li seviyeler gram altında da takibimizde olacak. Şuradaki kanalı görüyorsunuz. Bu kanalın alt seviyesi 309 seviyesinden geçiyor. Artık bundan sonra 309 bizim için kanalın üst seviyesi olacak. Bu yükselişin devamı halinde arkadaşlar şuradaki 322 gram altında ilk etapta takipte kalmamız gereken seviye olarak gözüküyor. 322 üzerine de atarsak 331 seviyesi gram altında takipte kalınması gereken önemli bir seviye. Tabii ilk etapta arkadaşlar 322 üzerinde gram altında da kalışlar görmemiz şart. Eğer bu 322 üzerinde kalışları da yakalayabilirsek gram altında 331'li seviyelere doğru gram altında da ataklara başlayabiliriz. Buradaki alt kanalı takip edeceğiz. Bu alt kanalımız önemli. Dediğim gibi şu alttan geçen alt kanat 309'dan geçen alt kanalımızı takip edeceğiz. 1, 2, buradaki 3 tepe şeklinde yükselen tepeler şeklinde şu an gram altında hareketlerini devam ettirmekte. Evet, 311 üzerinde kalışlarda 322. 322'yi de yukarıya kırabilirsek arkadaşlar artık her şey rayına girecek ve 331'li seviyeleri gram altında da görmemiz mümkün olabilecek. Buradaki oluşum takibimizde olacak. Şu an şurada buradaki oluşumun hedefi 322 seviyesidir arkadaşlar. Evet, şuradaki oluşumumuzun hedefi 322 seviyesi. Gram altındaki arkadaşlar da 309 seviyesi altına inmedikçe panik yapmaya gerek yok. 322'lere doğru gram altında yükseliş öngörüm devam ediyor. Fakat 322, 320 seviyeleri gram altında da önemli olacak arkadaşlar. Burası kırılırsa
O zaman işte gram altında da 330'lu seviyelere doğru yukarıya yönlü hareketlerimizin devamı gelebilir arkadaşlar. Şimdilik ons altın ve gram altın tarafında benim anlatmak isteyeceklerim bunlardan ibaret. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ayrıca kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız da beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, uzun zamandır video çekmiyorduk arkadaşlar. Bugün tekrar dolarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Beni yine çok iyi dinlemenizi istiyorum. Grafik yayınımıza başlamadan önce, teknik analizimize başlamadan önce kanalıma bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Arkadaşlar dolar kurunda iki oluşum mevcut. Bu oluşumlardan hangisinin çalışması gerektiği durumda hangi seviyeler gelir? Hangi durumlarda aşağı yönlü hareketler hızlanabilir? Sizlerle bunun analizini yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar dolar TL'de iki türlü bir oluşumumuz var. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bu oluşumumuz arkadaşlar saatlik bazda grafiğimize baktığımız zaman şurada aşağıda bir 6.41.70 seviyemiz var. 6.41.70. Bu seviyemizin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Yukarıda da şuradan geçen bir 6.50 zirvemiz var arkadaşlar. Şimdi 6.41.70 üzerinde arkadaşlar bakın şurada şöyle bir oluşumumuz var. Bir çanak oluşumumuz var. Kalışlarda 6.50'yi dolar TL kuru yukarıya doğru kırabilirse 6.50'nin yukarıya doğru kırılması halinde şuradaki 6.57 seviyesi hedef haline gelecektir. Dolar TL kurunda 6.57 hedefimiz haline gelecektir arkadaşlar. İkinci bir oluşumumuz da arkadaşlar dolar TL 6.50'yi kıramazsa şöyle bir temizleyeyim ya da bunun üzerinden anlatayım. Bakın şurada bir oba oluşumu var. Bunun da seviyesi 6.41'lerden geçiyor. Şöyle daha iyi anlayacağınızı göstereyim. Ölçümünü yapalım onun. Evet, şuradaki oba oluşumuz o da 6.42 yani 6.41.70 seviyesi. 6.41.70 seviyesini de arkadaşlar şuradaki çizdiğim 6.41.70 seviyesini de aşağıya doğru kırarsak bu sefer de oba çalışır. Onu da yazayım anlayın arkadaşlar. Hem akılda kalsın. Evet şuradaki obamızın boyun çizgisi de 6.41.70'den geçiyor. Bu 6.41.70 seviyesi de arkadaşlar bizim için önemli. Bunun da aşağıya kırılması halinde 6.34 destekleri yazalım arkadaşlar buraya da. 6.30 pardon 6.37 6.34 ve 6.31.30 destekleri aşağıda çalışmaya başlar. Diyoruz ki yani 6.41.70 bizim için kısa da önemli. Bu 6.41.70'in kırılma halinde aşağı yönlü hareketler 6.37, 6.34, 6.31.30 civarına doğru inebilir. 6.50'yi de dolar TL yukarıya doğru kırabilirse 6.50 seviyesini de yukarıya doğru kırabilirsek de arkadaşlar çanak formasyonun hedefi de 6.7 seviyesi olur. O yüzden ki oluşumu takipte kalacağız. Bu oluşum bir tuzak mı değil mi? Bunu anlamamız için yukarıdaki kırılımı görmemiz lazım. Yani 6.50 üzerine dolar TL'nin çıkabilmesi lazım. Çıkar kırarsa bu sefer çanağa gider. O da 6.57, 6.56 seviyesinden geçmekte. 6.41 seviyesinin de aşağıya yönlü kırılması halinde arkadaşlar. Bu sefer oba formasyonu çalışır. Bu obanın hedefi de 6.28, 6.29 civarına kadar da gidebilir arkadaşlar. Şuradaki 6.29, 6.31 seviyesine doğru da gidebilir. O yüzden buradaki iki oluşumu takipte kalacağız. Biliyorsunuz Merkez Bankası sürpriz bir kararla 100 bas puan faiz indirimine gitti. İlk hedefimiz 41.70 altına inilmedikçe arkadaşlar şurada kısadaki 41.70 kırılmadığı müddetçe tekrardan bakalım orasına tam net olarak size bir rakam çıkarayım. Evet. Daha garanti arkadaşlar siz bunu 41 olarak alın. 6.41 seviyesi kırılmadığı müddetçe herhangi bir sıkıntı dolarda gözükmüyor. Ve buradaki çanak da formasyonun da çalışması halinde 6.56, 6.57 seviyesine doğru dolar TL'de yukarı hareketler görülmesi muhtemel.
Dediğim gibi saatlik bazda buradaki kırılımı takip edeceğiz arkadaşlar. Burada herhangi bir kırılım olup olmayacağı bizim için önemli. 6.41 üzerinde durdukça da bu OBO formasyonunun kırılma durumu gözükmemekte. Evet, şurada görüyorsunuz. Şurada bir OBO formasyonu. 6.41 aşağısına kırarsa buradaki OBO çalışır arkadaşlar. Bu OBO'nun da ilk hedefi 6.29 olur. Dediğim gibi buradaki çanak çalışırsa da hedef 6.57 olur arkadaşlar. Bizim için en basit şekilde anlatacağım yönden arkadaşlar 6.41 kırılırsa OBO'yu çalıştırır. Dediğim gibi 6.41 önemli takip edeceğimiz bir seviye. 6.50 üzerine atarsa da bu sefer çanak çalışır. 6.57 hedefine doğru dolar TL gider. Verdiğim hedefleri dikkatle takip edin. Destek dirençleri de belirteyim ben size arkadaşlar. Bu destek direnç bölgelerini de siz takip edin. Şurayı temizleyelim. Şurada göstereyim hemen destek direnç noktalarını. Yukarıda bir 6.57 seviyemiz var. Onun üstün altında 6.48, 35 direnç noktamız var. 6.45, 83. 6.45, 83. 6.41, 75. Evet. 6.41, 75'in altında da 6.31, 30 desteği. 6.31, 30. Ve 6.21, 90. 6.21, 90. Dediğim gibi arkadaşlar 6.41 desteğimiz bizim için önemli. Buranın altına inmemesi lazım. Yani bunun altında bir kapanış gelmemesi lazım. Ki buradaki çanak çalışsın. Hareketler yukarıya doğru hızlanabilsin. Yukarıda bir 6.57 hedefimiz var. Çanağın çalışması halinde. Şuradaki çanağın çalışması halinde. 6.57 dolar TL'de bir hedefimiz var. Bakalım arkadaşlar dolar artık tarihi zirvesine doğru gidebilecek mi? Yoksa 6.41 altında bu kısadaki OBO'yu çalıştırıp 6.31'li seviyelere doğru mu gidecek? Bunun takibini hep birlikte yapacağız. Verdiğim rakamlar önemli. Bu rakamlara dikkat edin. Şimdilik anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Yine olumsuz bir durumda tekrardan bağlanır bir video yapar. Sizi bilgilendirmeye çalışırım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.